Diyelim bir yere misafirliğe gittiniz. Çok güzel oturdunuz, konuştunuz falan. Bir noktadan sonra artık baktınız saat geç olmuş. Eve gitmek istediniz. Gidemiyorsunuz. Abi biz ufaktan kalkalım istersen. Geç oldu. Niye ya? Ne güzel oturuyorduk. Ya yarın işe gideceğim abi. Erken kalkacağım. Bir duş alır yatarım. Olur mu? Daha kek gelecek. Biraz daha otursaydınız ya. Yok abi benim gitmem lazım. Ya olur mu öyle şey? Bak ya dur iki dakika. Yok, abi, iki dakika daha lazım. Kimse bir yere gitmiyor anladın mı? Otur oturduğun yerde. Tabak al şuradan. Tabak al kendine. Hanım kekleri getir. Bir de bunun tam tersi var. Abi saat geç olmuş ya. Biz ufak ufak kalkalım. Tamamdır kardeşim. Ama arayı açmayalım. Yine görüşelim oldu mu? Vay hemen postalıyorsun yani. Nasıl yani? İnsan biraz kalın oturun falan der ya. Oğlum sen dedin kalkalım diye. Aşk olsun Tahsin sen bize gelince biz böyle mi yapıyoruz ya? Allah Allah ya. Ya gitmek isteyene biraz daha kalsaydınız demek niye bir kural haline geldi ki? Gitmek istiyorsa siktirsin gitsin kendisi söylemiş zaten. Yani niye böyle yalandan bir ısrar var? Bir de gerginlik de yaratıyor böyle şeyler. E hadi biz kalkalım demek zor iş öyle herkes söyleyemez. Hele tek değilseniz daha da zor. Çünkü sen desen vay demek sıkıldın ha kalkmak istiyorsun diye sana suç atacaklar. E başkası dese sanki orada olmak istemiyormuş da rahatsız oluyormuş gibi o gözükecek. Yani öyle bir hale geldi ki insanlar gitmek istediğinde gitmek istediğini söyleyemiyor. Ya bu basit bir şey. Ya. Niye ayıp olsun? Bir de şeyi de anlamıyorum. Sırf böyle misafir gelince kullanılan özel örtüler, eşyalar falan var. Yani hiçbir misafir evin doğal halinde ağırlanmıyor mesela. Hep böyle gerçekçi olmayan kusursuz bir ortam yaratma isteği var. Her yer toplansın, şu temizlensin, şöyle olsun. Ya tamam evet ev pisse temizlersin o kadar da değil. Ama böyle gerçekte var olmayan abartı bir kusursuzluk, her şey böyle milimetrik dizilmiş, her şey temiz. Ya, buna gerek yok ya. Şey gibi bu okula böyle arada müfettiş gelir, askerdeyken denetim olur. Aylarca boş olan sabunlukları bir anda doldururlar. Her yer temizlenir falan. Yani aslında olması gerektiği hale o zaman sokulur. Ulan olması gereken buysa normalde de bunu yapsana. Gerçekte neyin nasıl olduğunun hiçbir önemi yok. Önemli olan insanlar nasıl biliyor, nasıl görüyor. Bu önemli. İmaj. İmajımızı koruyalım yeter. Aman ayıp olmasın, aman kurallara uyulsun, ceza yemeyelim tamam. Yani sevdiğimiz insanları evimize çağırıp güzel vakit geçirmekse olay. Daha samimi olmamız gerekmez mi? Dürüst olmamız gerekmez mi? Ne gerek var böyle kasmalara ya. Bir de çoğunlukla olan şu aslında. Hani böyle aman kalkmayın gitmeyin falan biraz daha oturun diyenlerin önemli bir kısmı da aslında sen git diye can atıyor. Saatlerdir oturmuşsun onun da işi gücü var. Aslında kalkmanı istiyor. Ama sırf ayıp olmasın diye aman biraz daha oturun diyor. E adam hakikaten kalkmak istiyor. O da sonra ayıp olmasın diye oturmaya karar veriyor. E ne oluyor lan böyle saçma sapan bir şey oluyor. Yani niye bu kadar kasıyoruz? Bu tarz sahte kurallar birbirimizi sikmekten başka bir boka yaramıyor. Nezaket falan değil. Bu resmen karaktersiz yani bu çok çirkin bir şey bence. Ezberlenmiş bir rol gibi bir şey bu. Hep böyle aynı kalıp cümlelerle bir de oluyor. Zaten günlük hayat konuşmalarımızın çoğu ezberlenmiş rol cümleleri aslında. Uygun durum oluştuğu zaman otomatikman o cümleleri kuruyoruz. Çünkü öyle koşullanmışız bir şekilde. Yani standart olan o. Yapman gereken o. Her duyduğumda boğulasım geliyor böyle bu tür şeyleri. Yani robot gibiyiz resmen. Hep kalıplaşmış cümleleri, yorumları, esprileri artık ne varsa kalıp haline gelen ne varsa uygun durum oluştu mu onu kullanıyoruz. Ve işin kötüsü nefret etsem bile ben de bu kalıp cümleleri kullanıyorum. Benim de içime işlemiş. Ve kullanmak zorunda da hissediyorum çünkü bir yandan da. Her zaman gerçekten düşündüklerini söylersen, gerçekten hissettiğin gibi hareket edersen toplum tarafından dışlanıyorsun. Kötü insan ilan ediliyorsun bir anda. Deli diyorlar, dengesiz diyorlar. Ya bu da biraz tuhaf galiba falan diyorlar. Olmuyor. Genel standartlara uyman lazım. Genel standartlara uymuyorsan insanlara biraz garip geliyorsun. Tuhaf geliyorsun. Sırıtıyorsun. Herkes aynı şeyi yapıyor. Aynı şekilde hareket ediyor. Orada bir tane böyle garip tuhaf bir şeyler yapan biri var. Böyle gözüküyorsun. İnsanların kafaları almıyor. Bu şekilde çalışmıyor kafaları. Standarda uymayan biri varsa tuhaf geliyor. Bir anda dışlanıyor. O yüzden işte bu toplum içindeki klişeleşmiş rol kalıplarına hepimizin uyması gerekiyor bir yandan. Herkes gibi olman lazım. Herkes gibi konuşman lazım. Rolün neyse onu oynaman lazım. Yoksa tek başına kalıyorsun. E tek başına da bu oyunda ilerlemek maalesef çok zor. Bazı oyunlara tek girmemeniz gerekir. Hayatta böyle bir oyun. Tek yapamıyorsun yani bir yere kadar. Birlikte olmaya ihtiyacımız var ve bu çok üzücü geliyor bir yandan da. Çünkü birlikte olabilmek için, uyumlu bir şekilde yaşayabilmek için birbirimize yalan söylememiz gerekiyor.